Olmaz, hepsi harbi. Varsa ralli kan rengi rari. İşte seksek bu dali. Dalin yoksa konumum Abdu abi. Sallama Hoş bir şey bulduk. kaydı. Nasıl gidiyor? Şöyle geçeyim bakayım. Bravo. Hoş geldin İstekal'da. İyi bir problem yok. Kemal, sen nasılsın? Hastayım biraz sadece. Geçmiş. Bizde de yok. Bu son olaylardan sonra bizimkilerin içeri girme durumu vesaire oldu. Halloldu, girdiler çıktılar. Bununla ilgili de çok doluydu başım. Doğrudur. Bizimkilerin ifadeleri, cartı curtu, görüş vesaire. Üzerine bir de ben o muhabbette birazcık bacağımı sakatladım, ceza yedi çıktı. Anladım. Çok bir ekonomik şeyimiz yok, kaybımız yok ama mental olarak herkeste tabii bir şey var. Bir düşüş var. Tabii normal. Bizim muhabbeti dinleyememiş su içip geliyor. Yapılan muamele çünkü normal değil. O helikopter vesaire. Bilmiyorum gördünüz mü oraları ama olayın başlangıcı çok kötüydü. Başlangıcından haberim yok. Kulüp işleriyle uğraşıyordum. Bir anda sesi yaradı Kemal'in. Yani durumlar dedi ciddi. Gelmen lazım. Evet, bayağı ciddiydi. İşte olan ne varsa geldik biz de. Ben de onun için geldim aslında, biliyorsun. Benim kafa yapımı biliyorsun. Bu tarz olaylarda ben genelde kendimi düşünmek zorunda kalıyorum. Sen böyle yapmadın. Teşekkür ederim. Ya bizden bir karşılık beklemedin ha. Kendi adamlarının canını tehlikeye attın. Teşekkür ederiz bunun için. Bunun ne kadar önemli ve Ne değerli olduğunun farkında olduğumuzu hatırlarsın. demek? Okey Kemal. Her daim yanınızdayız. Bu Teşekkür kaçolar ederim için bu de konuda. geçerli. Elimde ne imkan varsa o an kullanmaya hazırım. Bilgin olsun. Anladım. Bu konuda minnettarım. Bir sıkıntı yok. Şimdi ne yapacaksınız peki? Herkes çıktı mı içeride? Çıktı, değil mi Biyon? Evet abi. Çıktı. Şu an bir sıkıntımız yok. Sadece işte herkes bu olayları atlatmak için biraz köşesine çekildi. Birazcık sakiniz bu aralar. Çok fazla işlere girmemeye çalışıyoruz. Mecbur kalmadıkça. Bakalım. Şu konuşulan muhabbetleri biliyorsun. Olay sonrasında toplu. Öyle öyle. Onlar bir hallolsun. Uyanlara iyi Bu geceler. İşte taraftan yarışmalar haber aleyküm selam bekliyorum arkadaşlar. Evet. Bana ulaşmaya çalışmış birkaç kere. Hiç denk gelemedik. ben Bakalım. Ulaşacağını söyledi. Bekliyorum onu. Siz de. ayarladınız mı liste vesaire? Haber geldikten 3 gün sonra ben tüm listeyi silahları olsun bursunu falan ayarladım. Onların bence maddi değerini de hesaplayın, hesaplamadıysanız eksik verirler, bir şey olur. Söylersiniz en azından. Geldi Apoist. Öyle öyle. Apeteist kanka, Bu Apeteist. tarafım Şimdi işte Discord kanalıma işi üye olup bakış açısı, yayın günlerini ve yayın yaklaşım, olanları takip edebilirsiniz. kültüre hakimiyet olarak bakıyorum. Şimdi kurallar basit Kemre. Ben mesela sorayım size. Forum Drive'ın önünden ne zaman geçtim? Gördünüz mü hiç? Ne oluyor? Aynen öyle. Kulüp bünyesinde de işte no color denilen bir olay vardır. Bunlar geçerliydi zamanında. Ben çok bilmiyorum Doğrudur. İşte kulüp evi ve işletmelerin önünde. Başka bir kulüp geçmeyecek. Olay bu. Birkaç defa ihlal yapıldı. Bu konuşma ta aylar öncesinde yapıldığında. İlk günde dahi o ihlal yapıldı. Arandı, uyarıldı, özür dilendi. Savaştan sonra bir daha oldu. Özür dilemezsin. Arkasında durursun. Dersin ki ihlalde bulundun. Ya da özür diliyorsan bir daha yapmazsın. Buradaki problem üyelerini tam olarak bilgilendirmemeleri. Yapılan anlaşmaları aktarmamaları. Olay tamamen bu iş başka bir şey değil. Sonra bir mesaj atıldı. Mineral Park'taki hakimiyetiniz bizler tarafından artık kabul edilmiyor diye. Dolayı. Ne tarafa? Ancak ben hazırım. Gerek sayı, gerek silah.
Tamam. Ama çok da darlanmak istemiyorum. Yani Anladım. buna bir tepki göstermezsem biliyorsun kafana binerler. Evet. Olay. Bir eksiğin olursa para Sıkıntı yok. ödersin biliyorsun. Tamam. Bir problem yok ama o konuda gelirim. Ben de Dark Angel'ın prospektleriyle bir şey yaşadım. Bizim Reggie'yi biliyorsun. Her ne kadar siyah bandanası olmasa da çok uzun zamandır bizim için iş yapıyor. Reci, okey. Reggie'yi bıçaklamışlar. Başla. Marcus'a el şakası yaptı diye çocuğu etmiş küfür olarak hakareti geçtim artık. Küfür etmiş arkasından duyabileceği şekilde. Dark Emsil'in ben bu ara birazcık agresif olduğunu düşünüyorum. Ama bilmiyorum haberin var mı? Bundan yaklaşık bir kaç 6 hafta önce herhalde Forum Drive'a geldiler bizim konuşmaya. Bilgim yok. Geralt'la Valer arasında bir sözlü tartışma olmuş. Bak Geralt nasıl bu arada göremedim onu. İyi değil mi? Geralt'ı Geralt'ta problem yok. Okey. Geralt'la Valer arasında bir sözlü tartışma olmuş. Dark MC bu konuda bizimle savaşacak gücü olmadığını, denk olmadığımızı ve böyle bir savaş istemediğini söylemeye geldiler bize. İşte arkasına böyle bıçaklanma olayları vesaire yaşanınca bir gittim görüştüm ben de. Sıktınız mı hiç? Yok yok ben seni Nereden geliyor oğlum bu biliyorsun. klavye sesi? Çok benlik işler değil bu tarz ufak tefek muhabbetlerde. Anladım. Scan var mı bu arada Goga ben bilmiyorum ama. Olumsuz. Okey. Scan yok. Sıkılabilir miydi? Ben sıkmazdım ama sıkabilecek adamlar var. Gogo. Evet. Şey yapmıyorsun değil mi? Sen vurmuyorsun değil mi ayağını? Vurmuyorum. Tamam. O da görmüş, o da fark Yani etmiş. sıkılabilirdi ama çok gerek olduğunu düşünmedim. Bu tarz bir konuşmanın üzerine. Ama tekrar olursa bir uyarı yapılır muhtemelen. Anladım. Devam edersin. Bilmiyorum çok fazla etrafta yoklar. Bir güçten düşmüşler belli. Evet. Kendileri söylediler. Doğrudur. Böyle bir noktada birilerinin tepesine binmek falan benim tarzım değil. Ancak sıkıntılı bir aşamadaysan önlemlerini de yapacağın hareketleri de iyi kavraman gerekiyor. Yani bunu da o yaştaki insanlara anlatmayalım. Kısaca hikaye bu. Şöyle bir durum var Cameron. Şimdi. O savaşa kadar biz birçok şeyin altyapısını yaptık. Ekiplerle. Eminim ki işler bizim adımıza kötü gitseydi. Bir şekilde bileğin bize bir yardımı olurdu. Ancak siz de yeni savaştan çıkmıştınız. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Benim o Dark MC ile olan savaş içerisinde. O tarafın kaybı neyse benimki de olur emin ol. Ancak durum şu. Eğer işler bizim adımıza kötü giderse o savaşın devamında destek alabileceğim kimse kalmadı. Ne çelik yelek, ne silah. Ya da başka bir şey. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Anladım. Diğer tarafta bizim İşte silah ve çelik yelek konusunda kötü olduğumuz bir dönemde. Beni az çok tanıyorsun. Bir saygısızlık olduğu zaman orada. O noktada onun cevabını vermek zorundayım. Evet. Yani getirileri her ne olursa olsun. O gün de söylemiştim. İsterse 20 kişi olsun. Bir problem varsa ölümü göze alarak iki kişi dahi olsam 20 kişiye sıkmak zorundayım. Buranın kuralı bu. Bir şeyler değişir mi? Değişir. Ne değişir? Elim daha güçlü. Sayım daha fazla. Herhangi bir savaş durumunda silah veya çelik yelek konusunda bir sıkıntı yaşamam. Diğer tarafta. Dark'ın yanında olan işte çatı gibi. İsimlerle bir süredir görüşüyorum. O süre zarfında görüşmemiştik. Belli başlı durumlar vardı falan. Herhangi bir durumda soru sordukları zaman insan gibi konuşabiliriz. Yani çünkü mesela ihlal yapıldı değil mi? Kulüp Evet. evimin önü. Kaydı var bende. Gösteririm herife. Problem yok benim için. Ya bu karşı tarafa bir hesap vereceğim falan filan diye değil. Yanında bulunmuş olduğu insanlar yanlış ve onu gereksiz bir şekilde dolduruyor diye.
Ya bak, bu da kanıtı derim ona. Ki gücü de belli bir noktada kesecekse kessin. Kesmeyecekse anlarım ki başka bir mevzu var o işte. Beşo mantıklı bir adam. Bizim bari öyle olan savaşımızda konuşuldu ve dahil olunmadı diyebiliyoruz en azından. Dahil olunmayacağı söylendi. Gerçekten dahil olmadılarsa sen de böyle bir şey yaşadığında yüksek ihtimalle dahil olmazlar. Anladım. Bakalım ne olur bilmiyorum. Yani mesela o ayağın atmacı. O dövüş vardı. Dövüşü Hatırlıyorsun. yapmadı değil mi? Doğru. Mesela biz onlarla konuştuk. Onlarla konuştuğumuzda dedik ki belli başlı planlarımızı, programlarımızı biz 3 günden önce, 6 günden önce falan ayarlıyoruz. O yüzden herhangi bir şey olacaksa bizi 3 gün veya 6 gün önceden haber edin. Bak, çok basit bir şey değil mi bu? Bizi 3 gün önceden haber edilmiyor. Yapılacağı günün öğleni falan haber ediliyor. Kısaca. Siz dövüşe Hani ben katılamamıştınız değil mi? Öyle bir şey vardı. tabii mesela bir örnek. Loja ekibi dövüşü ilk sefere göre yine okey yaptılar. Çok kötü değildi. Çok güzel olduğunu da söyleyemem. Çok daha güzel dövüşler yaptım ben. Ama çok kale alınacak bir grup olarak görmüyorum ben kendilerini. Ne yalan söyleyeyim. En azından dengim görmüyorum. Veya senin dengin. Veya Dark MC'nin dahi dengi görmüyorum ben adamları. Doğrudur. Olay şey zaten. İşte Dark'ın ve Loja'nın arkasında çatının olması. Başka bir şey değil. Ha, bu çatı bizden güçlüdür, sayısı fazladır, imkanları daha iyidir falan filan diye değil. Şimdi mesela kendi açımdan diyeyim sana. Oğuzhan'la aramda çok fazla yanlış anlaşılma. Fazla silahının olması, çok iyi silah tutan adamların olması değil olarak biliyorum ben. Çatının sosyal çevresi çok geniş Doğru. ve bu bağlantılarını çok kullanıyorlar. Ve onların yaptığı hata da şu, sosyal çevreleri çok geniş. Yani artılar onlara benim gözümde eksi kazandırıyor. Ben çünkü severim böyle zaaflardan vurmayı ve çatının çok fazla zaafı var. Sen çatıyla karşı karşıya gelmeden, bir mermi atmadan bile belki savaştan bıktırabilirsin. Bıraktırabilirsin o savaşı. Yanlış mıyım ben? Hepsinin manitası var. Çoluğu çocuğu, anası babası var buralarda. Çatının zayıf yönü o. Yani bilmiyorum, her konuşmada özellikle bu baryo muhabbetlerinde, dark muhabbetlerinde çatı dahil olacak mı, olacak mı, olmayacak mı muhabbet dönüyor ama o dönem belki çok kalabalıklardı, bir şeydi. Ben de tam hatırlamıyorum. Biz de girdik konuşma topuna ama ben şu anda niyeyse gözümde çok fazla büyütemiyorum. Doğru nedir, onu neden kapasın? Benim derdim. Yani Ya bunlar yapıyoruz. illa ki olacak şeyler biliyorum. Çünkü hepimiz aynı sektördeyiz ve bu tarz sürtüşmeler, savaşa giden muhabbetler her zaman oluyor. Her zaman da bir şeylerin önünü kapatıyor. Önemli olan yeni yollar açmakta. Bunu yaptığın sürece problem yok. Ben bizden aranan Az mesele çok olmadı galiba. anladım. Senin de bilgin olsun. Bizim yapımıza benzer bir kulüp. Ne kadar anlaşırsın, anlaşamazsın bilemem. İçlerinde bir siyahi görmedim ama. Onu da Almıyordular ya. belirleyeyim. Genelde oluyor diye biliyorum kulüplerde o tarz olaylar. Ayrıntısı Kimisinde. biraz farklıdır. Öyle bir şey duymuştum sanki ben. Oradan aklımda kaldı. Bilmiyorum yani, Devos Oz'un gelsin konuşsun ama benim gözümde locadan bile düşük bir şey şu anda kulüp. Olası öyle. Olay sadece ya benim anladığım diyeyim sana. En azından bazı şeyler konuşulabiliyor. Hani Devastaz'ın bazı şeyleri anlatırken oturup böyle bir konu üzerine 5-6 dakika bir açıklama yapmadım. Ya direkt söyledim, kapıldı, cevap verildi, kaptık, cevap verdik gibi gibi. O yüzden senin de bilgin olsun. Herhangi bir noktada anlaşabileceğin tiplere benziyorlar. Mutlaka denk geliriz ya. Dark'ı gördün mü peki etrafta? Birkaç Ben zamandır mi? kulüp evlerinin önünden geçiyorum. Ama göremiyorum. Görmedim. Bizden gören var mı? Ceydi, sen buralardasın bayağı. Gördün mü hiç? Yok abi, yani Dark'ı daha çok iskeleye gidip gelirken görüyorum ya. Ben yakın zamanda kimseyi görmedim Dark'tan. Yakın zamanda konuşmaya gittim. Bir etkinlik yaptılar.
Kaç gün? Bir 6 gün ya da 9 gün falan oluyor. En son işte 3 gün önce mi, 6 gün önce mi ne şeylerine gitmiştik ya. Clubhouse'a gittik. Clubhouse'larına gittik, o var yani. Bir etkinlik yapmışlar. Kalabalıktık. Dark'tan bayağı bir kişi vardı. Doğrudur. Etkinlik ne etkinliğiydi peki? Bilmiyorum, ben etkinliğin sonuna bu rejinin bıçaklanma olaylarını konuşmaya gittim etkinliğe. Hmm. Anladım Görürsem seni. haber vermemi ister misin? Okey. İyi olur. Tamam. Şey yaparım. Söylerim bizimkiler. Derdim Mirror Park. Mirror Park'ta varsa daha iyi olur benim için. Okey. Tamam. Haber veririm. Denk gelen olursa söylerler bana. Anladım Kamil. Sıkıntı yok. Biz ufaktan kaçalım. Tamam. Teşekkür ediyorum Geç geldiğiniz oldu. için. Biz teşekkür ederiz bir. İyi günler. İyi günler. Canım. Bir yarın savaş başlatacak. Şehre bir bak diyene kutarsanız gelmesin kanka, vay 900 bin yeni Siz yapacaksınız biriktirdim. mı market Yani muhabbetini? Yapalım ya, para lazım. yapalım. Kaç para çıkar oradan? Kaç bu 15'in parayı? üstünde. Abi çip çıkar ya, para değil. Çıkaralım. Olmasa Kaç can, bir lazım? örne ben gireyim lan, bayağıdır girmiyorum amına Tamam koyayım. sen gir, ben dışarıda bekleyeyim. Tamam ben bir Tam örne gireyim. Ben bir örne gireyim. nasıl? Ha, Ha, gel okey, makara tamam. olur. Şeydi, sen ev boyunca dışarıda beklersin. Ben Tamam Sultan. kaçamazsam da atlarız ama. Tamam Parayı Sultan'ın sen bize bırakırım. ver burada. Evo'yu bana söyle. Evo'yla. Olur, sen bin Çıkan bunlara, ben parayı bin bana bunlara verin bari. veririm Ben para için giriyorum zaten. Para lazım bana.